Yalıtım'ın gizli gücü İzosaydam. Arkadaşlar, Boysat firmasının İzosaydam ürünü var. Şeffaf bal gibi reçine kıvamında bir malzeme. Teraslarınızda su yalıtım yaptığınızda ya derzlerine bir su yalıtım yaparsınız, yüzeyi boşlarsınız. Derzleriniz derz dolu çekip bir su itici malzeme derzlerinizi sürebilirsiniz. Veyahut da zemini komple poliüretan veya likit membran tür malzeme ile veyahut da sıvı cam tür malzeme ile kaplamak istersiniz. Bunların tabii kendi içinde soyulma riski gibi, dış hava şartlarına dayanacak mı dayanmayacak mı gibi riskleri var. Zemindeki seramiğin kaybolma riski en büyük sıkıntı. Zevk anlamında seramik döşediyseniz bunun renginin kalmasını istersiniz. Bu anlamda arkadaşlar sıvı cam grubu öne çıkıyor. Şeffaf su yalıtım kaplamaları öne çıkıyor. Niye? Çünkü şeffaf olduğu için altını gösteriyor. Seramik kaybolmuyor. Bu anlamda İzosaydam, Boysat İzosaydam üretilmiş şeffaf tek komponentli bir ürün. Diğer rakipleriyle bunu ayıran özelliği arkadaşlar, bunun tek parçadan oluşması, A komponenti, B komponenti yok. Kapağını açıyorsun, kullanıyorsun şeklinde firma malzemeyi yapmış. Yine solvent esaslı malzeme ama reçine esaslı malzeme, hibrit reçine esaslı malzeme. Diğerlerinde olduğu gibi sertleştiricisi yok. Tek komponentli bir ürün. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir takım kafanızda soru işaretleri vardı. Özgür Ustam aşınma direnci ne kadar? Sıcak havada yumuşama yapar mı? Ayağa yapışır mı? Soyulur mu? Gibi sorular kafanızda pek çok. Bu şekilde sorular var. Bana soruyorsunuz. Ben de sizlerle ilgili sizin kafasındaki soruları gidermek için bununla ilgili arkadaşlar bir çalışma yapmak istedim. Hemen çalışmamıza geçelim. Zeminin şöyle bir 1 metrekarelik alanına bu malzemeyi süreceğim. Diğer seramiklerle ne kadar ayrışıyor, ayrışmıyor onu göstereceğim. Kuruyacak, güneşin altında ayağa yapışıyor, yapışmıyor. Bunu deneyeceğiz. Bir gün sonra direncine bakacağız. Direnç nasıl? Ayakkabıyla üzerinde gezindiğimiz zaman ne kadar malzeme dayanıyor? Güvenli kullanılabilir mi? Arkadaşlar bunu bir deneyelim. Hep beraber iyi seyirler diliyorum. Kapağını açıyoruz. Şeffaf kullandığı malzeme. Zeminimizi bir temizleyelim. Derzleri temizliyorum. Süpürgelerimi süpürüyorum. Hozdan, topraktan ayırdım. Malzememiz arkadaşlar serbest şekilde döküyorum. Ve yaydırmaya başlıyorum. Saten rulo kullanıyorum. Çamlısı bir kaplama oluşturuyor. Uygulaması kolay. Kendi kendinize de uygulayabileceğiniz şekilde üretilmiş malzeme arkadaşlar. Bilenler direktmen alıp kullanabilir. Sıcak havalarda çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz daha sabah erken saatlerde ve akşam ikindi saatlerinde havanın çok güneşin dik durmadığı saatlerde uygularsanız güzel olur. Tek komponentli, tek parçalı yaptık dedik. Devam edelim. Bal gibi ürün. Derzleri de şöyle sürdürüyorum. Hem derzleri hem seramikleri kaplayacak şekilde ürünümü uyguluyorum.
Evet, 1 metrekarelik alana ürünümü uyguladım. Sevgili arkadaşlar, alanın uygulanmış alanını görüyorsunuz. Kurumaya bırakacağım. Renk değişimini şöyle bir göstermek istedim. Zemine canlılık kattı. Camsı ıslak bir görüntü oluşturdu. Diğer alanların içinde malzemeyi sürdüğümüz yerin farkı bu şekilde. Önce onu göstermek istedim. Bir kurusun. Çabuk kürlenecektir, hava sıcak. Yarım saat, bir saat içinde kuruma, dokunma kurumuna ulaşacaktır. Mola verelim, bir kurutalım. Sonradan da diğer testlerimizi yapalım. Aynı şekilde süzgeçlerin etrafındaki ayrıntıları da yalıtabiliriz. Burada beton bir zemin var. Akıntı oluşturulmuş. Burada sürüyorum. Gördüğünüz gibi uygulaması gayet kolay. Evet, buranın da yalıtımını sağladık. Camsı bir görüntü oluşturdu. Beton cilası gibi. Sevgili arkadaşlar, dileyenler dekoratif anlamda da yüzeye parlaklık kazandırma anlamında, camsı bir görüntü kazandırma anlamında dekoratif sıvılarınızın üzerine de sürebilirsiniz. Burada benim yaptığım dekoratif sıva var. Onun üzerine de sürelim. Şöyle ürünüme getiriyorum. Şöyle bir yaydırayım. Yüzeydeki camsı dokuyu da sizlere göstermek isterim. Değişimi. Yüzeyde de güzel camsı bir görüntü veriyor. Leğenler duvarların üzerindeki hartuşların üzerine sürebilir. Koruma sağlayabilir. Orada da kullanılabilir. Direktman beton üzerine sürebileceğiniz gibi yapıp boya yapıp boyanın üzerine arkadaşlar sürebilirsiniz. Buraya daha önce ben başka bir firmanın su yalıtım malzemesini sürmüştüm. SB modelini. Şimdi onun üzerine sürdüm. Ekstra bir koruma sağlanır. Buraya da olur. Parlaklık, camsı bir görüntü kazandırır. Dileyenler kiremitlerin üzerine sürebilir. Kiremitlerinize camsı bir doku kazandırabilirsiniz. Ekstra silikon katmanı kazandırabilirsiniz. Kullanım alanı çok geniş. Bakın, sürülenme sürülmenin arasında ne kadar camsı güzel, parlak bir yüzey oluştu. Dileyen dostlarımız dışarıdaki ahşap malzemelerin üzerine de sürebilir. Onların üzerinde güzel, ıslak dokulu, koruyucu bir tabaka oluşturacaktır. Bakın. Buraya da sürüyorum. Kafanızdaki soru işaretleri gider. Özgür Ustam ahşaba da sürülür mü? Sürülür. Üzerimize yapışır mı? Onu birazdan gösteririz. Bakın. Sürdüğümde sürmediğim yer arasındaki fark. Şöyle sürmediğim yerleri de süreyim. Gayet güzel oldu. Bu da bir kurusun. Sevgili arkadaşlar,
Çalışma yaptığımız yer şurada ayrışıyor. Boysat'ın izosaydam ürününü sürdüğüm yer. Tek komponentli hibrit resin esaslı bir malzeme. Camsı ıslak bir görüntü. Burada kafamıza takılan bir takım soru işaretleri vardı takipçilerimizin. Özgür ustam, ben birkaç ay önce bir masanın üzerine epoksi gibi kullanmak istemiştim. Orada sıcak tabak ve bir şeyler koyduğumda yapışma hissi oluşmuştu. Cisim sıcak olduğu için yapışma hissi oluşmuştu. Milletin aklında şöyle bir soru işareti kaldı. Özgür ustam, teraslarımıza bir malzeme sürdüğümüzde ayakkabımıza yapışma hissi oluşur mu? Sıcakta erime yapar mı? Gibi sorular vardı kafanızda. Aradan bir gün geçti. Deli gibi sıcak var. Ortam şu an 35 derece civarında sıcak ve çalışma yaptığımız yere gidiyoruz. Yakından görüntüsü şöyle. Eliyoruz. Yapışma hissi yok. Soyulma hissi yok. Reçinemse belirti yok. Kemik gibi kurumuş. Zemine tutunmuş. Lezlere tutunmuş. Kemik gibi arkadaşlar vurmuş. Üzerine gezinelim. Ayaklarımızı zorlayalım. Hiçbir şekilde arkadaşlar yapışması yok. Çok güzel zemine tutunmuş. Sakız gibi zemine tutunmuş. Sümük gibi zemine tutunmuş. Tatlı bir görüntü de vermiş zemine ıslakımsı. Şöyle bir sopamıza getirdik. Çizdirelim. Bu tür malzemelerde en büyük dert de zeminden soyulmasıdır. Sopayla şöyle zorluyorum. Zeminden ayrışma yok. Keyboard'a bir kat sürdüm. Bir kat sürmeme rağmen zeminden ayrışma yapmıyor. Çok güzel zemine emprenye olmuş, tutunmuş. Sopanı şöyle kıyısıyla, sert yeriyle soydurmaya çalışıyorum. Soyulma yapmıyor. Arkadaşlar gayet güzel tutunmuş. Normal sıvı camların biliyorsunuz en büyük sıkıntısı zeminden soyulma riski. Çift komponentli olması gibi zahmetleri, sıkıntıları var. Lezler de çok güzel tutunmuş. Seramiğin üzerine de çok güzel tutunmuş. Arkadaşlar burada bence çok güzel uymuş, tutunmuş. Üzerine sıvı da dökelim üzerine. Buraya da sürmüştük. Burada da görüyorsunuz böyle camsız bir görüntü. Çok güzel tutunmuş. Üzerinde soyulma şeyi yok. Ne kadar zorlarsan zorla. Tırnaklarımla soyduramıyorum. Cam gibi yapışmış. Üzerinden su akar gider. Görüyorsunuz suyun üzerindeki halini. Su parça parça cıva gibi yüzünü dağılıyor. Normal seramik yüzeyinde su arkadaşlar bu şekilde dururken bunun üzerindeki suyu görüyorsunuz. Damlacık damlacık. Akıntıya doğru gidiyor. Gayet güzel. Şurada döktüğümüz yere bakalım. Bakın şöyle suyun halini. Su yüzeye tutunamıyor. Malzemenin üzerine su tutunamıyor. Bakın şöyle. İleri doğru akıp gidiyor. Bakın zeytinyağı gibi. Su kanalize olup gidiyor. Malzemenin üzerine su tutunamıyor. Şurada suyun halini görüyorsunuz. Suyu istediğiniz yere gezdirebiliyorsunuz. Güzel. İş görür. Zeminlerde arkadaşlar kullanılabilir. Uzun süredeki şartları ne olur bilemiyorum. Ama kısa vadede müthiş beni tatmin etti sonucu. Kullanılabilir. Normal sıvı camların sürdüğünde diğer markalarda soyulma riskiyle karşılaşmıştım. Başıma gelmişti. Gerçi parlak zeminlerde işte astar sürmek gerekiyor. Bir solvent size boks astar sürülebilir. Ve hatta seramik yüzeyler taşlanabilir biraz. Ama bu da zahmetli bir süreç. Biz soyulmayacak bir malzeme arıyoruz genelde tüketiciler, ustalar olarak. Sürelim, derdimiz bitsin. Bu malzeme tek komponent bir malzeme. Bu anlamda güzel.
Bakın şöyle döküyorum. Malzeme. Yarı doğru gidiyor. Zeytinyağı gibi suyu kabul etmiyor üzerine. Camsı. Tek komponentli olması güzel. Arkadaşlar gördünüz. Güzel. Malzemenin tek komponentli olması güzel. Sizler için her malzemeyi denemeye çalışıyorum. Ben de görün istiyorum. Neyle karşılaşacağınızı, hangi malzemeyle karşılaşacağınızı görün istiyorum. Boysat'ın izosaydam ürününü sizler için denedim. Gayet güzel, tatmin edici. Tek komponentli. A'sı, B'si yok. Aç kapağını sür şeklinde. Bir gün sonra tek kat sürmeme rağmen güzel ayakkabıyla yapışması yok. Sakız gibi kurumuş, yapışmış. Sıcaktan dolayı hamurlaşma, yumuşama gibi belirtisi yok. Gayet kürünü almış bir gün sonra bile. Ki bunu 2-3 kat sürdüğünüz daha da güzel olacaktır. Bence güzel bir ürün. Tatmin etti beni. Şurada betonun üzerine sürmüştüm. Bir de ona bakalım. Şurada da sürmüştüm. Burada da başka bir markanın SB ürünü vardı. Trafik SB. Onun üzerine sürdüm. Gayet güzel. Sakız gibi tutundu bunun üzerine de. Şöyle bir sökelim. Normal. Boyanın üzerine sürdük. Döktüm suyu, döktüm suyu. Görüyorsunuz boya bile tutunuyor su boyanın üzerinde. Ama bunun üzerinde zeytinyağı gibi arkadaşlar. Şöyle bakın ayrıntıya. Şurası SB'li yer. Şurası üzerine ekstradan Boysat'ın izosaydam sürdüğüm yer. Su tutunamıyor üzerinde. Akıp gidiyor. Şu arkadaşlar şöyle bir şey lazım işte bize. Güzel. Keyifli. Boyanın tutunamıyor olması suyun çok güzel. Bakın şurada boyanın üzerine sokulurken burada tutunamıyor. Arkadaşlar bir de çakıyla kazmaya bakalım. Tabii ki kazınır, her şey kazınır. Seramin yüzeyini bile çizdirebiliriz. Ama kolay soyuluyor mu soyulmuyor mu ona bakalım. Yıkattırdım, suyla çektim. Sert cisimle kazımıştır arkadaşlar. Bu tür yerlerde, bu tür malzemenin tamamında sert cisimle yaptığınızda soyulma olmasa da çizilme izi bırakabilir. Onun için masa ayağı gibi sert cisimlerden korumalıyız. Tatlı böyle izler kalabilir. Onları da isteyenler. Şimdi burada soyulmaması güzel. Soyulmadı ama iz kaldı. Çok malzeme soyulurdu da. Bu soyulmadı en azından. Üstüne istersen bir kat daha aynı malzemeyi sürüp izler kaybolur. O bir. İkincisi kazıma testi yapalım. Şurada malzeme, şurada yok, şurada var. Görüyorsunuz. Bir soydurma çalışalım. Malzemem çok keskin bıçak. Çok sert bıçak. Arkadaşlar bıçakla soyulur. Ama burada dikkat edeceğimiz şey komple zeminden kazınıyor mu? Komple zeminden kazınmıyor. Sadece bıçağı çizdiğim yerde bir sorun oluştu küçük. Arkadaşlar sıvı camlar genelde komple soyulabilir böyle zeminden kalkabilir. En azından burada sadece sürdüğüm yerde küçük bir deforme oldu. Bıçak keskin bıçakla. Bunun üzerinde gene böyle lokal olarak tamir yapıp sorunu bitirebilirsiniz. Bu malzemeler su yalıtım malzemesidir. Kurşun geçirmez, demir geçirmez, çelik geçirmez malzemeler değildir. Biz burada zeminden komple soyuluyor mu soyulmuyor mu ona bakarız. Sert bir cisimle maruz kaldığında sadece sürttüğümüz yerde ufak bir çizik oluştu, soyulma oluştu. Komple külliye kalkma olmadı. Malzeme arkadaşlar güzel. Dediğim gibi üzerine çizimleri ne olur özgürsem üzerine bir kat daha sürersiniz arkadaşlar. Hem malzemenin kalınlığı artar, hem su kalitesi, yalıtım kalitesi artar, hem de izler kaybolmuş olur. Böyle dert çekenler 3-5 ay sonra, 1 sene sonra üzerine bir kat daha malzeme sürebilir. Malzeme sürdükçe kalite de artar. Bununla ilgili çözüm olmuş olur. Burada önemli olan aşağıya su kaçmaması. İnsanlar şimdi artık hem çizilmesin, hem şu olmasın, hem soyulmasın, bir sürü şey istiyorlar. Arkadaşlar su yalıtım malzemeleri çizilmelere karşı çelik gibi dayanıklı malzemeler değil. Nihayetinde su yalıtım malzemesi adı üstünde. Beklentilerimizi ona göre tutmalıyız bu tür malzemeleri kullanırken. Burada arkadaşlar firma tek komponentli malzeme üretmiş. Güzel, artı. Zeminden soyulma yapmıyor. Güzel. Sakız gibi. Üzerinde yapışma hissi oluşmuyor. Güzel. Güneşe karşı dayanım güzel. Daha ne olsun? Su yalıtım ve yapışma hissi yoksa külliyen soyulma yapmıyorsa bir şey sürdüğümüzde bunlar güzel artılar. Çizilme olur. Lokal küçük problemler olur. Bütün su yalıtım malzemeleri olur. Bunların üzerine malzemeyi ayırırsınız bir kısmını. Sonra sürersiniz. Veyahut da bir kat daha komple sürülebilir. Hem kalınlık artar, hem de çizilme görüntüleri kaybolmuş olur.
Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için farklı malzemeleri denemeye devam edeceğim. Başka sırada markalar da var. O markaları da arkadaşlar deneyeceğiz, inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Sizlere sunacağım inşallah. Görüşmek üzere. Özgür Usta kanalından selamlar, sevgiler.